Hepinize merhaba arkadaşlar. Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Benden çok fazla istediğiniz bu FPS problemini nasıl çözebilirim? Nasıl daha kaliteli bir oyun içeriğine düzeltiyorum? Daha nasıl kaliteli oynayabilirim? Çünkü herkeste bir FPS drop var. Sürekli bir donmalar var. Düşük bilgisi yani düşük e özellikle bilgisayarlarda özellikle çok fazla sıkıntı çektiğinizi görüyorum. Hatta yüksek kalitede yani 16 GB RAM'li bilgisayarlarda 1060 ekran kartlı bilgisayarlarda bile sıkıntı yaşandığını görüyorum. Emülatör işlemciyi bayağı zorlayan bir sistem. Bunun için size basit <laughs> pardon basit ama etkili bir yöntem anlatmaya çalışacağım. Ayarlar için öncelikle tam ekrandaysanız F11'e basmanızı rica ediyorum öncelikle. Yukarıda 3 noktayı görmüş olmanız lazım. Şu an mouse'umun olduğu şu tarafta. Mouse'umun olduğu yerde. Mouse'umu biraz oynatayım belki daha net olur. Okey. Burada menüye tıklıyoruz. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde temel kısmında zaten bizi ilgilendiren herhangi bir konu yok şu anda. Motor kısmına geliyoruz. Motor kısmı bizim en temel değişiklikleri yapacağımız kısım. Şu an ekranda gördüğünüz ayarlar doğru ayarlar. Size kendi bilgisayarıma göre önerdiğim sizin için de değişiklik gösteren ayarları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle işleme kısmında Direct X veya akıllı modu ben tavsiye ediyorum. Çünkü akıllı mod ve Direct X bu konuda en rahat sisteme daha doğrusu en rahat çalışma prensibine sahip. Ben akıllı modda çalıştırıyorum. DirectX'e de alıyorum. Değiştirebiliyorum. Yani çok benim için fark etmiyor. Ama ikisinden birini kullanmanız gerekiyor. Ee, dahili ekran kartının öncelik tanı burada çoğumuzda kapalıdır. Bunu kesinlikle açmamız lazım. Burada genel işleme önbelleğini zorunlu kıl ve işleme önbelleği üçü de tikli olmak zorunda arkadaşlar. Hemen bu tarafa geleyim. Düzgünleştirme. Burada Antialiasing dediğimiz düzgünleştirme kısmında dengeli veya ultra. Bu kendi bilgisayarınızın özelliğinize bağlı olarak vermeniz gereken bir karar. Ben dengeli de kullanıyorum. E, Ultra'ya da çekebilirsiniz. Benim işlemci mekan kartım birazcık yüksek. E, ultra'da rahat çalışıyorum ama daha rahat görebilmeniz için e, dengeli de çalıştırmanızı tavsiye ederim. Hafıza RAM. Bilgisayarınızın RAM'ine bağlı olarak burada seçim yapmanız gerekiyor. Eğer 8 GB ve üstü bir RAM'e sahipseniz 4 GB sizin için doğru tercih olacak. 4 GB RAM verirseniz emülatör olduğundan daha rahat çalışacaktır. Daha düşükse mesela 4 GB RAM varsa 2 GB kullanmamız gerekiyor. Bu bu şekilde yarı yarıya aşağı inerek devam ediyor. Yani 2 GB RAM'iniz varsa ki çok zorlanırsınız bunu ama RAM olarak 1 GB seçmeniz lazım. İşlemci kısmında bilgisayarınızın çekirdek sayısına göre seçim yapmanız lazım. Ben 8 çekirdekli işlemci işlemcide devam edebiliyorum. Çekirdek sayınız düşükse bunu 4, 2 veya 1'e çekmenizi öneriyorum. Çözünürlük, Resolution e, 1920x1080 olmalı. DPI çok bir değişiklik sağlamasa da e, 120 veya 160'da kullanabilirsiniz. Bu mouse'unuzla alakalı zaten biliyorsunuzdur. E, Okey Buradaki işlemlerimiz kısa, öz ve basit. Şimdi oyun kısmına girelim. Burada soldaki ana menüden oyunu seçiyoruz. Ben burada HD 1080'i kullanıyorum. Siz SD 720'yi de kullanabilirsiniz. Ben daha rahat burada e, görsel kasabilmek için HD 1080'i kullanıyorum. Çözünürlük kalitesini, pardon görüntü kalitesini HD'de alıyorum. Eğer 8 GB'dan az bir RAM'iniz ve 1060 daha doğrusu 970'lerden aşağıda bir RAM'iniz e, ekran kartınız varsa akıcı kullanmanız gerekiyor. Ama ekran kartım bunu kaldırabilecek güçte diyorsanız bunu deneme yanımı yöntemiyle yapabilirsiniz. Önce bir akıcıda deneyin. Akıcı da zaten parçalayacaktır, akıyordur. Ondan sonrasında bir dengeliğe alın. dengeli de güzelse bir HD deneyin. Çünkü HD'de çok fark ettiğini siz de göreceksiniz zaten. de kullanıyorum ben. Şimdi ayarlarımız aslında temelde bu kadar basit. Ondan sonra kaydet bunu. Oyunumuzu bir tam ekrana alayım. Hemen bir antrenman moduna girelim. Bakalım burada ayarlarda neler göstereceğim size. Hemen. Şimdi bak, buraya geldik üçüncü şahıs en de nefret etti. Ama neyse basayım. Grafik kısmına geldim arkadaşlar. Grafik kısmında bu arada ama ateş etmeyin bir şey anlatıyorum ya. Ben şu oyunun sesini bir kapayım öncelikle. Bir dakika. Okay, şu an çok daha iyi. Bu arada bu ayarların hepsi Tencent Gaming yani bu emülatörün daha doğrusu bu oyunun yapımcıları tarafından çıkartılan Tencent Gaming emülatörü üzerinden anlatılan ayarlardır. Ee, başka emülatörlerde bu ayarlar olmaz çünkü Tencent bu şekilde bir yardımcı olmak için bize e, böyle bir ayar modu getirdi. Bu arada GFX Tool APK'sı ile beraber çok daha rahat çalıştırabilirsiniz. Bunu da başka bir videoda anlatacağım. Hem de videoda APK nasıl yüklenir bundan da bahsetmiş olacağım size. Evet Tencent Gaming emülatör üzerinden anlatmaya devam ediyorum. Bu Bundan sonrası Tencent ile alakasız bunu her emülatörde yapabilirsiniz. Hatta telefonlardaki kasmalar içinde bu birebir çözüm olacaktır. Hemen ESC'ye bastım. Grafik kısmına geldim. Grafikte ee, burada yukarıda sumut balance bir dakika burada dil biraz farklı e, sorun çıkabilir sizin için ama sıralama her zaman aynı burada grafik kısmında ben HD kullanıyorum ee, HD'de sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum telefonda belki sıkıntı yaşarsınız telefonda da yaşarsanız bunu balance veya sumut'yu aşağı doğru kaydırmaya çalışın ee, HDR veya ultra HD hiç gerek yok zaten ultra HD çoğunda desteklenmiyor HD burada mükemmel framerate dediğimiz bizim e, FPS'mizi yani saniye başına düşen kareyi aslında ayarlıyor. Burada extreme e çekiyoruz bunu. Sonrasında style'da classic colorful, realistic ve soft var. Ben burada realistic yani gerçekçiyi kullanıyorum. Görsel olarak da çok işime yarıyor. Rakiple daha rahat görmemi sağlıyor. Anti-aliasing da tutuyorum ben ama onu enable'a çekmemiz lazım. Çünkü asıl aşağıdaki ayarlarda da enable'a çekmiştik. Bunu enable'a aldım. Ardından auto adjust grafik diye bir kısım var. Bu bizim FPS limitimizi yükseltmemizi sağlıyor. Bu disable'daysa bunu hemen enable'a çekmeniz lazım. Yani kapalıysa bunu açmamız lazım. Böylelikle 60 FPS'leri rahatça görebileceğiz. Ayarlarımız bu kadar. Şimdi bir de oyun içerisinde görelim bakalım nasıl olmuş. Okay. Şimdi bu FPS değerimizi nereden göreceğimizi, kare hızımızı nereden göreceğimizi görmek için de bu arada bir arkadaşımız da bizimle eğleniyor. Biz de şuna bir kup kup yapalım. Hatta bir kere de onun için dans edelim. Tamam güzel. Şimdi bu ayarlarımızı nereden göreceğimizi hemen göstereyim. Emülatörde tam ekrandaysak F11'e basıyoruz. Az önce bu ee, ayarları yaptığımız 3 noktaya menü kısmına tekrar basıyoruz. Mouse'umuzu aktif etmek için de ESC'nin altındaki tuş veya sol taraftaki CTL'yi kullanabilirsiniz. Menüye tıkladım. Kare hızını göstere basıyorum. Tekrar tam ekranı alayım. Evet sol yukarıda gördüğünüz gibi 54, 59, 59. 59, 57, 58 aralarında gidip geliyor. Aksiyon içerisinde 52'lere kadar düşebilir tabii. Ya da çok hızlı bir mouse hareket yaptığımızda ama e, herhangi bir drop girmeyeceği için onda da bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Çünkü düşük droplar girecektir. Yani bir anda böyle inanılmaz bir FPS kaybı yaşamayacaksınızdır. Okey. Bundan sonrası zaten daha eğlenceli dakikalar. Artık çok daha akıcı, gerçekçi bir haritada daha doğrusu gerçekçi bir grafikte FPS problemi yaşamadan oyuna devam edebilirsiniz. Hala problemler yaşıyorsanız yorumlar kısmına e, problemlerinizi belirtin. Ben de elimden geldiğince çözümler sunmaya çalışayım. Problem yaşayan arkadaşlar olursa da e, APK nasıl indirilir? Onunla ilgili de hemen bir video çekelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canlı yayınları kaçırmayı unutmayın lütfen. Yok yanlış söyledim. Canlı yayınları kaçırmamayı unutma. Bu çok saçma cümle. <laughs> Canlı yayın... Canlı yayınları kaçırmamak için yapmanız gereken şey kanala abone olup bildirimleri açmak. Youtube bazen bildirim atmıyor ama Instagram Egoist Party adresinden de her yayın günü yayından yaklaşık 2-3 saat öncesinde videoyla veya fotoğraflarla beraber size bildiği vermeye çalışıyorum. Instagram Egoist Pati takip edin lütfen. Sorularınızı da aşağı yazarsınız. Çok sağ olun izlediğiniz için abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.